Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Levent yakın hava savunma sistemi için tarih verildi. Değerli izleyenler, Roketsan Genel Müdürü Murat Ekinci, Levent yakın hava savunma füze sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Savunmasanayi.st.com'a özel açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat Ekinci, Levent özellikle bizim için silahlı kuvvetlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bir platform. Yurt dışı ambargolarından dolayı böyle bir çözüme ihtiyacımız olduğu için Roketsan yine kendi öz kaynaklarıyla böyle bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Levent'in şu andaki çalışmaları olağanca hızıyla devam ediyor. Ana mühimmatı Sungur'dan üretilen bir füze olacak. Füzenin üzerinde Sungur'a ek olarak pasif arayıcı başlıklar, RF arayıcı başlıklar bulunacak. Üzerindeki denemeler ve geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Levent hayata geçirildiğinde kendi başına veya radar güdümü olarak geminin kendi radarlarına entegre olacak şekilde çalışabilecek modları olacak. Levent sadece bizim silahlı kuvvetlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bir platform değil, aynı zamanda uluslararası müşteriler tarafından da yoğun ilgiyle bekleniyor. Bu konuda işbirliktelikleriyle özellikle çok ciddi bir şekilde talep görüyoruz. Bu da aslında bu alana yapmış olduğumuz yatırımın çok kısa bir süre içerisinde dönüşünün olacağının bir garantisi. Türkiye, Milgem Ada sınıfı korvetlerle birlikte ilk kez ABD üretimi RIM 116 RAM yakın hava savunma sistemini envantere aldı. Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen 4 Milgem Ada sınıfı korvet, RAM sistemleriyle teçhiz edilmiş durumda. RAM sisteminin lançerleri Almanya'dan tedarik edilirken, füzelerse Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik ediliyor. ABD uzun süredir Türkiye'ye RAM füzeleri konusunda ambargo uyguluyor. Edinilen bilgiye göre, Milgem Ada sınıfı korvetlerin hava savunmasının emanet edildiği RAM sistemlerinde halihazırda çok az mühimmat bulunmakta. Savunma Sanayi Başkanlığı'yla STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi arasında Ağustos 2020'de imzalanan Türk tipi hücum bot için sözleşme kapsamında ilk 24 aylık dönemde yapılacak tasarım çalışmaları sonrasında ikinci 30 aylık dönemde prototip üretimi gerçekleşecek. İmzalanan sözleşme kapsamında tasarlanacak Türk tipi hücum bota ait silah konfigürasyonu isterlerinde yakın hava savunma sistemi tanımlamış olarak gözüküyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.